Bernoulli diferansiyeli çözümlü örnek sorular. Daha önce Bernoulli diferansiyeli ile ilgili konu anlatımına ait bir video çekmiştik. Burada da konunun daha da pratikleşmesi adına iki tane örnek çözeceğiz bu videomuzda. Birinci soruyla başlayalım. X, dy bölü dx artı 6y eşittir 3xy üzeri 4 bölü 3 diferansiyelini çözün. Böyle bir diferansiyelle karşılaştığımızda ilk olarak bunun bir kere Bernoulli olduğunu tanıyabilmeliyiz. Bernoulli diferansiyel denklem formatını bir hatırlayalım. Y'nin türevi, bir kere Bernoulli diferansiyel denkleminde y'nin türevinin katsayısı 1 olmalı. O yüzden önünüze gelen birinci derece diferansiyellerde ilk olarak her zaman y'nin türevinin katsayısını 1 bırakın ki hangi yöntem olduğunu daha iyi anlayabilelim. Bu bir kere bir alışkanlık haline gelmesi lazım birinci derece diferansiyelle karşılaşıldığında. Y'nin türevi Px y eşittir Qx y üzeri n. Biz bu formata Bernoulli diferansiyel denklem formatı diyoruz. Eğer ki buradaki y üzeri n olmasaydı bu direkt integral çarpanı tekniği olurdu. Şimdi o yüzden biz de bu diferansiyelde şu dy bölü dx yerine ilk olarak y'nin türevi yazalım. Artı 6y eşittir 3x y üzeri 4 bölü 3. Y'nin türevinin katsayısını 1 bırakmak için bütün diferansiyeli x'e bölersek y'nin türevi artı 6 bölü x y eşittir 3 y üzeri 4 bölü 3. Bakalım bu diferansiyel denklem Bernoulli miymiş? Y'nin türevi y'nin türevi. Px y. Evet, px'imiz 6 bölü x. Qx y üzeri Qx'imiz 3. Evet, bu diferansiyel denklem Bernoulli'ymiş. Sınavda bizim karşımıza gelen diferansiyel denklemin ne olduğu söylenmeyecek. Birinci derece diferansiyeller hangi yöntem olduğu tespit edilmesi en zor bölümdür. Ve bu diferansiyellerle karşılaştığımızda bir kere alışkanlık olarak y'nin türevinin katsayısını 1 bırakmalıyız. Şimdi Bernoulli olduğunu tespit ettikten sonra birinci adım yapılacak dönüşümdür. Bernoulli'de yapılan dönüşüm bu diferansiyel y'ye bağlı görünen diferansiyeli v harfine bağlı hale getireceğiz. V eşittir y üzeri 1 eksi n dönüşümü yapılır. Bernoulli'nin işlemsel süreci bir dönüşüme dayanmaktadır. Şimdi buradaki n dediğimiz şey ne idi? Tabii ki şurası. Burada n'miz 4 bölü 3. O yüzden bizim bu soruda yapacağımız dönüşüm y üzeri buraya 4 bölü 3 koyduğumuzdan dolayı 1 eksi 4 bölü 3'ten eksi 1 bölü 3. Yapılacak dönüşümü belirlemek Bernoulli diferansiyelindeki en önemli adımdır ki belirledik. Şimdi bunun türevini alacağız. Bu belirlediğimiz dönüşümün bir kez türevini alacağız. Bunun türevini alırken x'e göre türevini alıyoruz. Ve v de y de x'e bağlı birer fonksiyon kabul ediliyor. Bu nedenle v'nin türevi v türev olur. Y'nin türevini alırken ise üst başa geçer, üst biraz alır çarpı y'nin türevi olur. Buradaki bu türev alma kısmı en önemli noktasıdır Bernoulli'nin. Y üzeri üssü bir azaltırsak eksi 4 bölü 3 çarpı şimdi y'nin türevi. Bunu kötü yazdım yalnız. Y üzeri 1 yazdım. Y'nin türevi olacak o. Şimdi türevi de aldıktan sonra birinci adım kısmını bitirmiş oluyoruz. V'yi belirledik ve V'nin türevini aldık. İkinci adımda önce y'nin türevini diferansiyelde yerine koyuyoruz. Y'nin türevini yani buradan yalnız bırakmamız lazım. Önce y'nin türevi yerine konulacak. Y'nin türevi y üzeri 4 bölü 3 olur aşağıya. Karşı tarafa geçirdiğimizde v y üzeri 4 bölü 3 olur. Buradaki eksi 1 bölü 3 de bu tarafa eksi 3 olarak geçer. Eksi 3. Şöyle bir y'nin türevini. Şurada y'nin türevini yalnız bıraktım. Bu 1 bölü y üzeri 4 bölü 3 olur. Çarptık. Buradaki de eksi 1 bölü 3 ile çarpınca eksi 3 olarak geçti.
Yerine koyuyorum. Buradaki y'nin türevi yerine. Şimdi bunu koyuyorum. Eksi 3 ve y üzeri 4 bölü 3 artı 6 bölü x y eşittir 3. Y üzeri 4 bölü 3. O 3'ün altında herhangi bir şey yoktu. Onu da aldık. Tamam. Şimdi buradan sonraki adım. Buradan sonraki adımımızda mutlaka önce y'nin türevini yerine koyuyoruz. Bundan sonra mutlaka her taraftan birer tane y sadeleştirmeliyiz. Buradan bir y sadeleştirdim. Y üzeri 1 bölü 3. Bu adım en kritik adımlardan birisidir. Y üzeri 1 bölü 3 kaldı. Buradaki y'yi sadeleştirdim. Artı 6 bölü x kaldı. Buradan da bir y sadeleştirdim. 3 y üzeri 1 bölü 3 kaldı. Bu y sadeleştirmesinin arkasından bu yerine konulacak. Önce y'nin türevini yerine koyuyoruz. Şimdi buradan bakın. Hep buradaki ifade kalır birer tane y sadeleştirdikten sonra ki burada y üzeri eksi 1 bölü 3 var. Buradaki de y üzeri 1 bölü 3. Y üzeri eksi 1 bölü 3 v ise y üzeri 1 bölü 3 tabii ki 1 bölü v olacaktır. Buradaki y üzeri 1 bölü 3 yerlerine bunu yazarsak 1 bölü v'yi. Yalnız burada ben yanlış işlem yapmışım. Şu an farkına vardım. Şu yeşil kalemi bir geri getirelim. Burası v'nin türeviydi. Birçoğunuz farkına varmıştır. Çarptığımızda bu v'nin türevi olacak burada. Buraya koyduğumuzda bu v'nin türevi. Buraya geldiğimizde de o yine v'nin türevi olacak. Şurası v'nin türevi. Basit bir işlem hatası yaptım. Y'nin türevini yerine koyarken. Şimdi y üzeri 1 bölü 3 yerine 1 bölü v'yi koyuyoruz. Olan şey eksi 3 v'nin türevi 1 bölü v koyarsak bölü v olur. Şuraya 1 bölü v koydum çarptım. Artı 6 bölü x. Buraya da 1 bölü v'yi koyarsam eşittir 3 bölü v oldu. Şimdi buradan sonra yapacağımız şey tamamen diferansiyel denklem v'ye dönüştüğünde artık bu diferansiyel denklemin devamı integral çarpanı metodudur. İntegral çarpanı metodu. Biz buradaki y'nin türevini önce yerine koyduk. Arkasından y üzeri 1 bölü 3 yerine 1 bölü v'yi koyduk. Diferansiyel tamamen v'ye dönüştüğünde diferansiyeli şu formata getireceğiz şimdi. Burada ne görünürse görünsün önemli değil. Px v eşittir qx formatına getireceğiz. O yüzden bütün diferansiyeli önce bir v ile çarpalım. Eksi 3v'nin türevi. Buradaki v ile çarpınca v gitti. Buraya bir tane v gelir. Artı 6 bölü x v. Burası da 3 eder. Sonra da eksi 3'e bölelim. V'nin türevinin katsayısını 1 bırakacağız. V'nin türevi eksi 3'e bölersek eksi 2 bölü x v eşittir. Eksi 3'e bölersek eksi 1. Tamamen bir integral çarpanı metodu uygulanabilecek diferansiyel gelir. Bernoulli diferansiyellerinin ikinci adımında biz mutlaka integral çarpanı metodu uygulanabilecek v'ye bağlı bir diferansiyel elde etmiş olmalıyız. Şimdi üçüncü adımda integral çarpanı metodu kullanarak v'nin ne olduğunu bulacağız. Şu kalemin rengini pembe yapalım. İntegral çarpanı metodu. İntegral çarpanını bulmanın yolu e üzeri px idi. Şurayı kullanacağız. Eksi 2 bölü x dx. E üzeri buranın integrali eksi 2. 2 bölü x'in integrali 2 ln x'tir. Artı c konulmaz integral çarpanı bulunurken e ile x yer değiştirdi. X üzeri eksi 2 ln e olur ki ln e 1 ettiğinden dolayı x üzeri eksi 2 olarak burada integral çarpanımızı bulduk. Bu integral çarpanıyla her iki tarafı çarptığımızda integral çarpanı metodunda zayıf olanlar dönüp şu an onu izleseler iyi ederler. X üzeri eksi 2 ve sol tarafı çarptığımızda integral çarpanı ile v'nin çarpımının türevi olur. Sağ tarafı çarpınca zaten x üzeri eksi 2 olur.
İntegral çarpanı belirledikten sonra diferansiyelin her iki tarafını bu integral çarpanı ile çarpıyoruz. Sol taraf daima integral çarpanı ile v'nin çarpımının türevi olurken sağ taraf ise ne çıkıyorsa odur. Ardından bu kısmın her iki tarafının integralini alacağız. Her iki tarafın integralini alırsak burada, integral ile türev burada birbirini götüreceği için x üzeri eksi 2 v kalır. Sağ tarafın integrali ise üstünü bir arttıracağız. Oluşan üsse böleceğiz. X eksi x üzeri eksi 1 olur. Artı bir de c gelir. V'yi yalnız bırakırsak buradan x üzeri eksi 2'yi bölü olarak geçirirsek bunun altına x üzeri eksi 2 gelirse eksi x olur orası. X üzeri eksi 2 gelirse c x kare olur. Yaptığım işlem matematiksel bir işlem sadece. X üzeri eksi 2'yi bunun altına ve bölü olarak bunun altına bölü olarak geçirdim. Onlar da yukarıya döndüler, çarpıldılar falan filan. Oralar detay işlemler. V'yi bulduk. Bizim çözümümüz V değil. Bu asla aklımızdan çıkmamalı. Bizim yaptığımız dönüşüm şu an aklımıza gelmesi lazım. En başa dönüp bakacak olursak V eşittir y üzeri eksi 1 bölü 3 dönüşümü yapmıştık. Dönüp bir bakalım. Evet, yaptığımız dönüşüm burada. Bizim amacımız V bulmak değil, Y bulmak. Bunu getirip yerine koyarsak şimdi V'yi. Y üzeri eksi 1 bölü 3 eşittir. Eksi x artı cx kareye eşitmiş. Bizim amacımız y'yi bulmak. Her iki tarafın eksi üçüncü üssünü alırsak y yalnız kalır. Buranın eksi üçüncü üssü. Eksi 3 eksi 1 bölü 3 çarparsak 1 eder çünkü. Buranın da eksi üçüncü üssü. İşte diferansiyel denklemin çözümü budur. Cx kare üzeri eksi 3 olarak bu Bernoulli diferansiyel denklemimizin çözümünü bulmuş olduk. Eğer ki bir soruda initial condition olsaydı bu c'yi bulmak için kullanacaktık. Soruda y 0 eşittir 1 gibi mesela. Sıfırı koyup 1'e eşitleyip falan onu bulacaktık. Ama sorumuzda initial condition yok. Böylece bir Bernoulli diferansiyelini çözmüş olduk. Bu videomuzda bir tane daha çözüp Bernoulli'de iyice pratikleşmeyi sağlamayı amaçlıyoruz. Şimdi karşımızda yine bir diferansiyel denklem var. Görüntü itibariyle Bernoulli'nin yakınından geçmiyor. Neydi Bernoulli formatımız? Y'nin türevi. Artı px y o da eşittir qx y üzeri n. Sınavda bazı hocalar böyle hileleri çok sever. Bazıları da apaçık bize bu şekli verir. Bizi zorlayacak hocaların olacağı üzerine çalışalım biz tabii ki. Bernoulli diferansiyeli olup olmadığını anlamak istiyorsanız birinci derece diferansiyelin her zaman y'nin türevinin katsayısını 1 bırakmalıyız. Önce her tarafı 2x y'ye bölüyorum bu nedenle. Y'nin türevi bunu 2x y'ye bölersek yazalım. 4x kare bölü 2x y. Şuradaki 3y kareyi de 2x y'ye bölersek bu ilkinden de zorlu. Görüş açısından görebilmek adına 2x kalıyor yukarıda. Aşağıdaki şu y'yi de yukarıya getirelim. Y üzeri eksi 1. Çünkü aşağıda bir y'li ifademiz yok. Bernoulli olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Buradan y'liler birbirini götürdü. Artı 3 bölü 2x y kaldı. Şu an hala bir Bernoulli diferansiyeli yok ama şunu karşı tarafa aldığımızda bir Bernoulli diferansiyelinin geldiğini artık anlamalıyız. Eksi 3 bölü 2x y eşittir 2x y üzeri eksi 1. İşte tam olarak bir Bernoulli diferansiyel formatı geldi. Px'imiz eksi 3 bölü 2x, Qx'imiz 2x, y üzerindeki y'nimiz de eksi 1. Şimdi yapılacak dönüşümle başlayalım. Birinci adım Bernoulli diferansiyeli geldiğini anladığımıza göre karşımıza v eşittir y üzeri 1 eksi n idi. Y üzeri 1 eksi n. N'miz burada eksi 1. Buraya eksi 1 yazarsak yapacağımız dönüşüm demek ki
y kare olacak. Çünkü eksi eksi birbirini artıya dönüştürecek. Yapacağımız dönüşüm bu. Bunun bir kez türevini alacağız. V'nin türevi eşittir. Y karenin türevini alırken üst başa geçti, üst bir azaldı çarpı y türevi. Bu türev alırken ki kısma özellikle dikkat etmeliyiz. Şimdi yerine koyarken az önce konuştuk. Artık iyice pratikleşmemiz lazım. İkinci, üçüncü sorulardan sonra adımları kafadan bazı şeyleri yapmaya başlamalıyız. Önce y'nin türevi yerine konulacak ve birer tane y sadeleştirilecek. Y'nin türevi yerine v'nin türevi bölü 2y yazacağız. Çünkü buradan yalnız bırakalım bir onu. V'nin türevi bölü 2y gelecek. Yazalım. V'nin türevi bölü 2y eksi 3 bölü 2xy eşittir 2xy üzeri eksi 1. Bu adımdan sonra y'nin türevini yerine koyduktan sonra söylediğimiz bir şey var. Mutlaka her taraftan birer tane y sadeleştireceğiz. Şimdi bazıları diyebilir ortada yeterince düzgün y yok. Şimdi burayı bir y'ye böleceğiz yani. Burayı bir y'ye böleceğiz, burayı bir y'ye böleceğiz. Bu y'ye bölme, birer tane y götürmek dediğimiz şey her tarafı y'ye bölüyoruz. Bu adım asla ve asla atlanamaz burada. Y'ye böldüğümüz zaman v'nin türevi bölü 2y kare olur. Burayı y'ye böldüğümüzde oradaki y'den kurtuluruz. Eksi 3 bölü 2x. Burayı y'ye böldüğümüz zaman orayı da şöyle yazalım. 2x bölü y kare olur. Y üzeri eksi 2 olur. O da aşağı gelsin. Evet. Y'nin türevini yerine koyduktan sonra maceralara girişmemek lazım. Mutlaka birer tane y sadeleştireceğiz. Arkasından şimdi yerine konulma sırası bunda. Y kare yerine ne koyacakmışız ve bakın buralarda y kareler var zaten çıktı. Bunları yerlerine koyuyoruz. Y kare gördüğümüz yere V koyuyoruz. Bu sadeleştirmeyi yapmazsanız bunu görmekte çok zorlanacaksınız. V'nin türevi bölü 2 V eksi 3 bölü 2X eşittir 2X bölü V. Y kare gördüğümüz yere V yazdık. Şimdi bundan sonraki kısım tamamen diferansiyel denklem V'li hale geldiğinde, y'den kurtulduğunda diferansiyel denklem artık integral çarpanı metodu ile çözülecek. Yani şu formatı elde etmemiz lazım. V'nin türevi px v qx. Burada görüntü ne olursa olsun V'nin türevini yalnız bırakıp şu formatı elde edeceğiz. İlk önce bir diferansiyeli V ile çarpıp şu alttaki V'lerden kurtulalım. Hatta 2V ile çarpalım, direkt şuradan da kurtulmuş olalım. V'nin türevi 2v ile çarparsam o 2'ler gider. Eksi 3 bölü x v olur burası. 2v ile çarparsam burası da 4x olur. Bütün diferansiyeli 2v ile çarptım. Biraz hızlı yaptım işlemi sadece. İnşallah hatalı da yapmadım. Şimdi tam olarak bir integral çarpanı metodu geldi karşımıza. İntegral çarpanımız olan mu'yu buluyoruz. E üzeri eksi px dx. Eksi 3 bölü x dx. E üzeri 3 bölü x'in integrali. E 3 elen x'tir. Burada artı c koymuyoruz integral çarpanı bulurken. E ile x yer değiştirdi. X üzeri eksi 3 olduk. Elen e çünkü 1 ediyor. E'li bir şeyin üzerine elen geldiği zaman yer değiştirme özelliği kullanacağız. Gelmezse öyle bir şey yapmayacağız. Sanki o kuralmış gibi algılamayalım asla. E'nin üzerine elenli geldiği için yapıyoruz. E'nin üzeri mesela x kare çıksaydı integral çarpanı bu olacaktı. Yer değiştirecek bir durum yok. Tesadüfi olarak aldığım bütün sorularda da yer değiştirilecek örnek geldi. Şimdi integral çarpanımızı tespit ettik. İntegral çarpanıyla bu integral çarpanı uygulamaya başladığımız halin her iki tarafını çarpıyoruz. X üzeri eksi 3 ile sol tarafı çarptığımızda x üzeri eksi 3 ile v'nin çarpımının türevi oluşur. Buradaki bu kısmı anlamakta zorlananlar dönüp integral çarpanı metodu ile ilgili videoları izlesinler. Şimdi onun da anlatımı yapılırsa burada iyice iş karışır. X üzeri eksi 3 ile bunu çarparsak 4x üzeri eksi 2
elde ederiz. Şimdi bunu bu şekilde elde ettikten sonra her iki tarafın integralini alacağız. Ki V'nin ne olduğunu bulabilirim. Türev ile integral birbirini götürdün. X üzeri eksi 3 V eşittir. Buradaki integral üssü bir arttırdık, oluşan üsse böldük. Eksi 4x üzeri eksi 1 oldu. Üssü bir arttırınca eksi 1 ediyor. Oluşan üsse bölünce bu. Artı c'mizi de yazalım. X üzeri eksi 3'ü bölü olarak geçirirsek burada. Burası eksi 4x üzeri 2 eder. X üzeri eksi 3'ü bölü olarak geçirirsek yukarı döndüğünden cx üzeri 3 eder. V'yi bulduk. Az önce konuştuğumuz gibi amacımız V'yi bulmak değildi. Amacımız Y'yi bulmak. Burada yaptığımız dönüşüm şu idi. V eşittir Y kare. Dönüp bir bakalım. Şurada. V'yi Y karenin karşısına koyarsak Y kare eşittir. Eksi 4x kare artı cx küp. Her iki tarafı kök içine atarsak y'nin ne olduğunu bulmuş oluruz. Bu şekilde diferansiyel denklemimizin çözümüne ulaştık. Tabi burada her iki tarafı kök içine attığımızda bunun önüne artı eksi koymamız gerekir. Bu Bernoulli diferansiyel örneklerimizin arkasından artık daha bir pratik çözebileceğimiz hale gelmiş olmalı konu. Bu şekilde bu videomuzu noktalıyoruz.